Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün evde ziyafet yapacağız arkadaşlar. Dışarıda steakhouse'lara gidip et yemenize hiç gerek yok. Binlerce, yüzlerce lira bırakmanıza gerek yok. Bir parça et alın ve bütün aileniz bayram etsin. Ekonomik bir tarif, evde yapılan tarifler arkadaşlar. Ben de sizlere evde restoran tadında menüler hazırlayıp sunuyorum. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo dana bonfile, zeytinyağı, biberiye, kekik, 2-3 diş sarımsak. Öncelikle dana bonfilemizi güzelce zeytinyağlıyoruz. Daha sonra döküm tavamı açıp ısıtıyorum. Kızmış olsun arkadaşlar. Çünkü etimizi öncelikle mühürleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sesi de duydunuz zaten. Dört bir tarafını etin çevirerek mühürleyeceğiz. Et pişirirken arkadaşlar sizler nasıl seviyorsunuz içini? Yorum kısmına bekliyorum. Medium mu seviyorsunuz? Raw mu seviyorsunuz? Çok pişmiş mi seviyorsunuz? Orta pişmiş mi? Nasıl seviyorsunuz? Sizleri yoruma bekliyorum. Benim en çok tercihim medium, yani orta pişmiş bir et arkadaşlar. İçinin hafif pembe olması benim tercihim. Çünkü o şekilde et çok daha lezzetli oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi dört tarafını mühürledim. Şimdi fırın tepsimi alıyorum. Tekrardan biraz zeytinyağı serpiyorum. Tuz, karabiber ile lezzetlendiriyorum. Taze kekik ve biberiye de ekliyorum. Sarımsakları da ekleyip üzerine 3 parça daha tereyağı ekleyip fırına göndereceğim. Fırında arkadaşlar önceden açıp ısıtmıyorum fırınımı. Çünkü benim fırınımda et pişirme özelliği var, ayarı var arkadaşlar. Derecesini de takacağım. İç temperaturunu ölçeceğim. Ben medium ayarladım. Fırınıma tepsiyi koyuyorum ve fırına dereceyi bağladım. Şimdi derecemin ucunu da etin içerisine saplıyorum. En derin kısmına. Yani orta ısısını ölçecek arkadaşlar. Orta ısısı 58 dereceye geldikten sonra benim bonfilem pişmiş olacak. 220 derecede yaklaşık 40 dakika sürdü arkadaşlar. 40 dakikada iç temperaturu 58 derece oldu. Eğer sizler daha çok pişmiş seviyorsanız 65-75 dereceye iç temperaturunu ölçerek derecenizle o şekilde süresini biraz daha artırabilirsiniz. Evet, etim pişerken bu esnada ben demi-glace sosu hazırladım. Bu kez hazır kullandım arkadaşlar ama kendi yapmış olduğum demi-glace sosumu diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Yanına da bayat ekmek köftesi ve haşlanmış sebze hazırladım. Enfes bir menü oldu. Gerçekten restoranlardaki menülerin aynısı, hatta çok çok daha güzel ve lezzetlisi diyebilirim sizlere. Evet, etimin çekirdek ısısı 58 dereceye geldi. Medium olarak etimi pişirdim arkadaşlar ben. İçi pembemsi ve sulu sulu olsun istiyorum. Dediğim gibi sizler daha çok pişmiş seviyorsanız iç temperaturunu 65 ve 75 arası ayarlayabilirsiniz. Tepsideki bu sosunu da kalan bu yağları da arkadaşlar hazırlamış olduğum sosa ekledim. Lezzetine lezzet kattım. Ayrıca sosu hazırlarken içerisine sebze sosu, haşlanmış makarnanın veya mantının suyunu kullanarak sosunuzun lezzetini lezzet katabilirsiniz. Asla bu et kızarttığımız tavalardaki bu kalıntıyı da sakın atmayın arkadaşlar. Sosa mutlaka ekleyin. Evet, şunun güzelliğine bakın, harika görünüyor. İçi sulu sulu şu anda bile belli oluyor arkadaşlar. Şimdi keseceğim bir dilim ve sunum yapacağım. Evet. Görüyorsunuz, herhangi bir steakhouse'a gitmeye gerek yok. Evimizde kendimiz en lezzetlisini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Tam istediğim gibi arkadaşlar.
Evet, hazırlamış olduğum sosumu da etimin üzerine bolca gezdiriyorum. Yumuşacık pamucuklu bayat ekmek köftemiz, haşlanmış sebzemiz ile enfes bir menü hazırladık. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bu tarz tariflerimin devamı için videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.